Afyon Postası 2022 yılında her daim sokakta ve halkın içindeydi. Halkın sorunlarını, halkın dertlerini aktarmak için binlerce kişiye mikrofon uzattık. Bugün Yeşil Yol'da halka şu soruyu soracağız. Zamlar sizi nasıl etkiledi diyeceğiz. Türkiye'deki muhalefeti soracağız ve iktidarı soracağız. Halka yeni yılın ilk faturalarını soracağız. Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsunuz diyeceğiz. Bugün Yeşil Yol'daydık Egemen'le birlikte. Oğlum nereden takip edeceğim ben bunu? Afyon Postası'ndan takip edeceğim. Afyon Postası nereymiş lan? Yani direkt internete gir çıkar. İlk sırada çıkar. Öyle mi? Evet. İnternete gireceğim. Afyon Postası. Afyon Postası diye. Evet. İyi. YouTube'dan takip edersin. Belki ben puan alırım benim bu konuşmamdan dolayı. Afiyet olsun. Bir erken dönünce bir ferahlık, bir refah, bir huzur hissediyorum. Zamı duyunca. Zam kelimesi. Ben Kur'an-ı Kerim anladım ya. Zam deyince ben nefret ediyorum abi. Bari o kapıyı kapat ya. Muhalefete kaç puan verirsin 1 ile 10 arasında? 15 verir. 15? Evet. İktidara kaç verirsin? İktidara mı? Evet. Bir tane. Neden? Çok mu kötü? Çok kötü valla. Nesi kötü senin için? Şey iyiydi, yalan söylemeyin. CHP iyiydi. Şey veriyorum ben. AK Parti'yi veriyorum. Yani zam kelimesini duyunca alışkınız. Yaraya mı bastık? Farklı ve aykırı habercilikle gündeme yön veren bir mecra olduk. Bazen bir bisiklete bindik, gördüğümüz yanlışı kendimize has üslubumuzla dile getirdik. Şu an bulunduğumuz nokta Filli Kavşak. Filli Kavşak'tan nereye kadar gidiyor? Oteller bölgesine kadar gidiyor. Biz de bugün bisikletimize bindik. Egemen patiniyle eşlik edecek bana. Bakalım bu 24 kilometrelik yolculukta bizi neler bekliyor? Evet. Egemen şu an patenle sürmeyi bıraktı. Ve vatandaş da aklı buradan evine giriyor çıkıyor. Evet. Ben bir soru sormak istiyorum. Ya. Bu parklar neden var? Bu kapı böyle kilitliyse bu park niye var? Okulun bahçesinde ne bir Türk bayrağı var? Ne Atatürk büstü var. Şu an okullar açıldı. Koskoca bir yaz dönemi geçti ama hala üst bisikletliğe yapılmadı. Şu anda Afyon Postası olarak Orhan Gazi Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşımızın sıkıntıları üzerine buraya geldik. Şimdi bunu halka soracağız. Diyeceğiz ki bu yumurta 65 lira. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bazen ise adrenalin dolu bir habere imza atmak için gökyüzünde bir paraşütle süzüldük. Şu an çok heyecanlıyım. İlk uçuşum bu benim. İlk öğrencimiz de ismi ne? Sıla. Sıla ilk öğrencimizsiniz. Bazen bir sent pazarına gittik, esnafın ve vatandaşın ekonomisine kulak verdik. Fiyatlarımızı eleştiriyorsunuz ama yayınlamayacağınızı iyi biliyor musunuz mu? Bakın hiçbir markete gidip de şu markette domates, muz, şu para demiyor. Bugün 250 liralık alışveriş yaptım, iş yeri ve yemek yapıyorum, aşçıyım orada. Bazen ise bir futbol sahasında amatör futbolun nabzının attığı bir mecra olduk. Afyon'da amatör liglerle ilgili bir boşluğu gerçekten Afyon Postası doldurmuş durumda şu anda. Amatör liglere gerek maçları takip gerekse ilgisi dolayısıyla, canlı programlar dolayısıyla ben teşekkür ediyorum buradan. Bazen de sağlık içerikli haberlerimizle toplumun bilinçlenmesine vesile olmaya çalıştık. 1-7 Ekim emzirme haftası konularımızı konuşacağız. Takipçilerimizden aldığımız soruları kendisine ileteceğiz. Bazen sanat içerikli haberlerimizle toplumun nefes almasına katkıda bulunduk. Sanat haberleri için hep çok gayret ettik. ...2022 yılında Afyon Postası olarak tarihe tanıklık ettik. Hem Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinliklerini canlı olarak ekranlara getirdik... ...hem de Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası... ...ve diğer sivil toplum kuruluşlarının seçimlerini an be an takip ettik... ...ve gelişmeleri sizlerle paylaştık. Benim sizde bir hakkım yok. Kesinlikle hakkım yok ama varsa... Helal hoş olsun. Asıl siz hakkınızı helal. Pek çok hizmete imza attı. Biz de tüm Afyonkarahisar halkı adına Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Çok güzel benim için.
Şu anda sandıklar açılıyor. Dördüncü defa üyelerimizin beni seçmesinden dolayı duyduğum mutluluğu anlatamam. Bugün Afyonkarahisar Baro Başkanı'nı seçiyor. Meslektaşlarım Baro Başkanlığı'na beni seçerek onurlandırdılar. Bugün Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Bunları nasip etti, Rabbim de utandırmasın. Afyonkarahisar Belediyesi referandumu. Biz 2022 yılında sadece Afyonkarahisar şehir merkezinde değildik. Bazen şehrin bir ilçesinde, bazense ülkenin bir köşesindeydik. Gurbetçiler diyarı Emirdağ'dayız, İhsaniye'deyiz, Sandıklı'dayız, Sultandağ'ındayız, Dereçin'deyiz. Afyonkarahisar'dan yola çıktık, Ankara'ya geldik. Bugün Afyon'a değiliz, neredeyiz? Samsun'dayız. Mevlana şehri Konya'ya geldik. Kuruluş ve kurtuluşun şehri Kütahya'ya geldik. Bugün Ege'nin incisi İzmir'deyiz, Bolu'dayız. Şu anki durağımız da Bolu Gölcük. 2022 yılında Afyon Postası yaptığı haberlerle şehrin en prestijli ödüllerinden olan Cafe Life ödüllerine layık görüldü. Aslında ben bu ödülü Nail Azbay adına almadım. Afyon Postası adına, Goril Medya adına aldım. Tüm bağımsız ve patronsuz gazetecilik anlayışı adına aldım. Burada sadece benim emeğim yok. Sizin Sıla Hanım, sizin emeğiniz var. Şu an kamerada Egemen'in emeği var. Eşim Esma Hanım'ın emeği var. Ancak bizim için en büyük ödül sizin bize olan inancınız ve güveniniz oldu. Ben Afyon Postası'nda Instagram'da gönderimizin altına yorumunu gördüm ve dedim ki seni bulacağım ve birbirimizi bulduk. Motocross alanındayız. Şevval bizi nasıl buldun? Çok uğraşlar sonucunda buldum. Bizi takip eden, bize inanan, bizimle yeni güne başlayan kişi sayısı her geçen gün arttı. Sadece Instagram hesabı bizi takip eden kişi sayısı %50 oranında artarak 60 binlere yaklaştı. Afyon Postası. Afyon Postası. İnternet haber sitemiz milyonlarca kez ziyaret edildi. YouTube kanalımız her geçen gün büyüdü ve TikTok hesabımız kuruldu. Pek çok haberimiz ulusal televizyonlarda ve yayın organlarında referans gösterildi. Afyon Postası bu okulda ne Türk bayrağı ne de Atatürk büstü var. Biz bunu geçen hafta paylaşmıştık. Yerel bir gazeteci büyüğümüz ve onun da dikkatiyle ekranlarınıza yansıttık. 2022 yılının sonlarına doğru yepyeni bir yayın organımız daha oldu. Allah razı olsun. Ben Köfteci İrfan Efendi. Afyon'u temsil eden bu padişah bu saraydan çıkmış. Bu tatlı saray çıkması. YouTube üzerinden Lezzet Postası kanalımız yayın hayatına başladı. Şimdi Afyon'da ne kadar bilir çoksa ya burada yetişmiştir ya burada yetişen de yetişmiştir. Yani. 1934 yılında Atatürk'ün geldiğinde dede Salim Pancar'a işte diyor Atatürk'ü ağırlamak lazım. Henüz yeni kurulan bu kanalımız binlerce saat izlenme alarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Gönlümüz dediğimiz gibi dededen, amcadan, babadan gördüğümüz şekilde kuyruk yolu katıyoruz. Doğal şekilde sunuyoruz müşteriye karşı. Müşteri de beğeniyor. Bir de az suyla ısıtıyoruz pideler. O da güzel bir tat veriyor. Sen benden eski, ben senden eski. Ne içeceğiz böyle? Yaş kaç? Daha çocuğum ben senin, 60. Oo. Oh. Afyonkarahisar'dan yola çıkan Lezzet Postası kanalımız 2023 yılında Türkiye'ye açılmayı hedefliyor. Biz 2022 yılında olduğu gibi farklı ve cesur haberlerle 2023 yılında da karşınızda olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 2023 yılında bağımsız ve patronsuz gazetecilik anlayışı ile doğruları ve gerçekleri yazmaya devam edeceğiz. Mezar taşı gibi susanlardan olmayacağız. İşte bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.